Alo. Payel orada mı acaba? Kim arıyor? Ben... Adınız nedir? Payel'le konuşmak istiyorsan adını söyle. Benim adım Sundar. Sundar mı? Hangi Sundar? Sundar, ressam arkadaşı. Demek Sundar sensin. Aman ne kadar güzel. Payel'e hemen veriyorum. Bir dakika bekle. Payel. Sana bir sürprizim ne? Var. Şapşalın teki seni arıyor. Hadi. Sundar mı? Evet. Bir dakika. Teşekkür ederim. Alo. Alo. Ben Payel, buyurun. Payel. Benim. Sundar. Hangi Sundar? Sundar. Ressam arkadaşın. Öyle mi? Eğer sesimi duymak için telefon ediyorsan duydun işte. Ayrıca senin Sundar olman imkansız. Çünkü o ne eşek şakası yapar ne de yalan söyler. Üstelik o konuşamıyor. Şimdi telefonu kapat ve bir daha da beni arama, aptal. Aman tanrım, şimdi senden söz ediyorduk. İyi insan lafın üzerine gelirmiş. Dikilip durmasana, içeri gel. Hadi gel. Uğradığın çok iyi oldu doğrusu. Seni en çok sevdiğim insanlarla tanıştırayım. Bu annem, bu da babam. Hoş geldiniz, buyurun. Pekala baba, bil bakalım. Bu kim? Biliyorum tabii ki Sundar. Vay canına, iyi tahmin ettin. Bunda ne var ki? Onun Sundar olduğunu ben bile anladım. Nasıl anne? Gözlerindeki pırıltıyı görünce anladım. Benim ailem böyledir işte. Payel bize senden o kadar çok söz etti ki oğlum. Seni yıllardır tanıyor gibiyim. Evladım, bildiğin gibi ben bir tarih profesörüyüm. Meşhur bir deyiş vardır bilirsin. Kusursuz insan yoktur. Konuşma özrünün şevkini kırmasına asla izin verme. Ayrıca bundan utanma da. Özür deyince aklıma geldi. Az önce tuhaf bir şey oldu. Hepimiz şaşırdık. Bize şaka yaptılar sanırım. Ben Sundar'ım diye biri aradı. Budala. Bizimle dalga geçiyor. Sundar'ın konuşamadığını bilmiyordu. Çok tuhaf. Vikram söyledi. Sesin tıpkı Sundar'a benziyormuş. Yani konuşabiliyor olsaydı öyle konuşuyordu demek istedim. Merhaba Sundar. Gelmişsin, ne hoş. Tam vaktinde geldin. Bizimle yemek yesene, sofra hazır. Yaşa, herkes buyursun. Yaşa, hadi yiyelim. Buyurun. Gel Sundar, hadi.